Selam, ben Melike. Bu kanalda okuduğum kitapları, izlediğim filmleri ve dizileri paylaşıyorum. Videomu beğenirsen eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan sevinirim şimdiden. Bu arada her seferinde dizi ve film diyorum ama son zamanlarda hiç dizi ve film videosu paylaşmıyorum. Gerçekten böyle güzel önerdiğiniz dizi veya film varsa aşağıda yorumlara bırakırsanız sevinirim. Çünkü tam olarak o moddayım. Tam olarak şu an benim dizi izlemem gerekiyor, kitap okumam gerekiyor. Ona ayrı bir şey tabii ki de. Böyle bir dizi izleyesim var ama güzel dizi de bulamıyorum niyeyse. Mini, kısa, uzun olmayan, çok çok sezonlu dizi artık izleyemiyorum. Yani o özelliğimi biraz kaybetmişim. Çok güneş var. Niye öyle oldu? Hava soğuktu oysa ki. Hah, gitti. Ah. Tamam. Güzel, gözüme giriyordu çünkü. Şimdi bugün nelerden bahsedeceğiz bu kadar zırvaladıktan sonra? Bugün aslında okuduğum kısa ve güzel kitaplardan bahsedeceğim ki son zamanlarda hem kısa hem etkileyici çok fazla şey okudum, dinledim. Bunları bir toparlamak istedim. Bunlardan aslında ilki biliyorsunuz, son videomda da bahsetmiştim. Muhtelif Evhamlar kitabını bu yıl galiba en sevdiğim kitap diyebilirim. Hala aralığın sonunu görmemiş olsam da. Çok eğlenceli, içinde harika bir mizah bulunduran ama bir yandan da düşündürücü. Yani sadece yazım tarzı bile böyle her şeyiyle bana mükemmel gelen bir kitap aslında kendisi. Ve yine bununla birlikte Bu Hikaye Senden Uzun Osman kitapları benim hem kısa hem de inanılmaz etkileyici, eğlenceli ve güzel bulduğum iki kitap. Bunlara ek olarak okuması böyle durağan ve hani artık böyle adamı sizin çileden çıkarttığı o kitap, böyle artık karakterin varlığı sizi sinirlendiren o kitap, düşündüren, böyle sonunu çok da anlamadığınız ama yine düşündüren o kitap. Bu kitabı okurken benim çok hoşuma gitmişti. Buradaki aslında katibimiz bir avukatın yanına giriyor ve söylediği tek bir cümle var aslında genel olarak. Yapmamayı tercih ederim. Mesela biri bir şey istiyor ondan ve o diyor ki yapmamayı tercih ederim. Yani bir şey, bazen sırf bu kelimeyi o kadar sadece söylemeyi o kadar istiyorum ki, çünkü insanların nedense şöyle bir şeyi var. Ya bir bahaneniz olması lazım, ya yalan söylemeniz lazım, ya da geçerli herhangi bir sebep. Yani şeyin hiçbir önemi yok. Yapmak istemiyorum. Yani yapmamayı tercih ederim. O yüzden bilmiyorum. Bu kitap beni hem böyle ruh olarak çok rahatlatmıştı. Çünkü ya kim ne derse desin şey diyor hani. Yapmamayı tercih ederim. Ve çok durağan, çok soğukkanlı, çok umursamaz. Bilmiyorum. Bu kitabı o yüzden çok seviyorum. Zaten kendisi de kitabın arkasında şöyle söylüyor. Hayata karşı takınılan alabildiğine net bir tavrın ismidir diyor yazar için. Bir reddedişin, bir direnişin, nihayet insanın kendisi olarak kalma iradesinin ölümsüz simgesidir. Bu şey, her yere sürüklenemeyen insan modeli. Bayılırım ya, çok seviyorum. Bu arada kitaplığı o kadar dağıttım ki, kim, nasıl, ne zaman toplayacak bu kitapla hiçbir fikrim yok. Ama çok güzel bir gün bu arada, maşallah diyelim. Burada da garip bir sevgi pıtırcığım. Aa bakın, bu çok iyiydi ya. Bir idam mahkumunun son günü. Bir idam mahkumunun gerçekten son gününü anlatıyor. Daha ne desin yani kitap size. Muazzam bir şey. Yani anlatıyor, anlamaya çalışıyorsunuz. Yani anlayabileceğiniz bir şey bile değil ama o kadar böyle. Tam olarak bu kitap için hep şey diyorlar işte. O hücrede o adamın yerindeymişsin hissi veren bir kitap. Yine böyle aslında herkesin okuması gereken kitaplardan biri. O yüzden bu da böyle hani kısa ama etkileyici kitaplarımın arasında kesinlikle yer alacak kitaplardandı. Ha tabii ki şöyle düşününce, kendi zamanımı da düşününce, bir Muhtelif Evhamlar kitabı gibi ya da Bu Hikaye Senden Uzun Osman gibi çok çok böyle beni inanılmaz eğlendiren bir hikaye mi? Hayır, etkileyici mi? Evet. O yüzden bu kitaba da kesinlikle bakmanızı öneriyorum. Ah işte bakın, bu benim Muhtelif Evhamlar, işte Bu Hikaye Senden Uzun Osman, bir de bu Mutlu Prens. Yani zaten yazarı çok seviyorum. Yazarın anlattıklarını çok seviyorum ve içindeki öykülerini çok seviyorum. Zaten son alışverişimde de dediğim gibi bunun, yazarın tüm öykülerinin olduğu bir kitabı satın almıştım. Benim hem böyle içimi ısıtan hem sevdiğim, mesela bakın yani şöyle bir şey demiş. Hatta çok çalışmayı, yapacak şeyi olmayan insanların kaçışı olarak görmüşümdür öteden beri. Diyor kendileri. Nereyi seversen orası senin dünyandır. Aa bakın, bu da çok güzel. Kendi ayağından sır olduğu için hep başkalarının ayağına basan kişiye hassas mizaçlı denir. Bunu bir daha düşünün ya, çok güzel. Kendi ayağında nasır olduğu için hep başkalarının ayağına basan kişiye hassas mizaçlı denir. Yani zaten kısacık bir kitap. Böyle kısa ve tatlı bir kitap arıyorsanız gerçekten 50 sayfa böyle bence sizi tatmin edecek bir kitap diye düşünüyorum Mutlu Prens'i. Kendim de çok sevdiğim için abartıyor da olabilirim. Olsun. Şimdi diğer kitabımıza geçelim.
Yani dediğim gibi Muhtelif Evhamlar kitabı zaten benim buna diyecek hiçbir şeyim yok. Çok eğlenceli, çok güzel. Daha ne yapsın bir kitap size diyebileceğim bir kitap. Bu kitaba zaten kesinlikle bakın, okuyun, dinleyin. Bakın yani kesinlikle dinleyin bu arada. Ben dinledim. Ha, dinlenmesi gereken kitaplardan biri gerçekten. Bu gerçekten harika bir şeydi. Sevgili Nohoto'da. Yine sevdiğim birkaç şeyi okumak istiyorum sizden. Kolileri kamyonda iner inmez elini hiçbir yere sürmeden ilkin mutfağa yerleştirip evin ilk çayını demleyen, bunu mekanı kutsayan bir ayin gibi gören birini tanıyordu. Bunu bir taşınma anı için söylüyor. Gerçekten neden söyle? Benim de birine söylediğim ilk şey çaydanlığın yerine hani unutma, güzel bir yere koy bardaklarını. Şöyle bir alıntısı var. Artık yeni insanlar sevmekte güçlük çektiğin yaşlara geldiğinde, daha az müşkülpesent ve muhtemelen daha cesur olduğun yaşlarında bir yolunu bulup çok sevmeyi başardığın birini, havaalanını bıraktıktan sonra o dev ayrılık makinesinin kapısından çıkıp birkaç saat önce birlikte geçirdiğiniz yollardan bu defa tek başına elin kolun bomboş dönerken kuru ekmek gibi ufalanıyordu için demiş. Böyle aslında bu kitabı dediğim gibi herkesin çok çok sevmesinin sebeplerinden biri de hepimizin yaşadığı, hissettiği şeylerden bahsetmesi. Mesela evet, tabii ki bir Budizm bahset yani Budizm'den bahseden kitabı okurken bu kadar etkilenmiyorsun genel olarak. Çünkü evet mesela Budizm üzerinden yaşamı anlatıyor ama tamamen yaşamı anlatıyor ve zaten kendi dilinde olması da tabii ki güzel bir şey. Toplamda 108 sayfa bir kitap. Bu arada diğer kitaplar için kötü diyemem ya da işte hepsinin yeri ayrı biliyorsunuz. Mesela şu an ya of, söylemek istemiyorum ama bu Serapita'yı okuyorum yani okunuşu umarım öyledir. Başta çok sevdim işte ilk 50 sayfa inanılmaz güzel gitti. Sonra bir şey var benim anlamadığım, benim böyle çok da üzerine kafa yormadığım bir şeyler var kitapta. Ama yine de bakalım bir son sayfalarım kaldı. Bitirince bir tekrardan o konuda konuşurum. Nohut Odayı kesinlikle okumanız gerektiğini düşünüyorum kısa kitaplar arasında. Dediğim gibi 105 sayfa bir kitap. Bunu da geçiyoruz şimdi ve benim Closer diye bir film vardı sanırım. Evet. Şuraya afişini koyarım. Muhtemelen izlemişsinizdir. Benim ona benzettiğim o kitap. Mikado'nun Çöpleri. Burada iki insan var. İki insan birbirini hem kandırıyor hem ikisi de buna kanmayı tercih ediyor. Hem de nasıl desem ikisi de kandırıldığını biliyor da. Böyle güzel bir şey aslında bu. İçindeki şu şeyi seviyorum bakın. Güven vermiyor suratım demek. İyi bir surat değil bu. Biliyorum. Ama ben yapmadım ki suratımı. Bundan dolayı sorumluluk almam üstüme. Melih Cevdet Anday, sen hoş bir adammışsın. Burada bundan sonra kitabın başka bir kitabını okumadım bu arada. Sadece bu Açık Hava serisini bana çok çok sevdiren kitaplardan biri olmuştu. Mesela şey. Ezan sayısını arttırdılar galiba. Ne dersiniz? Eskiden daha sık okunuyor gibi geliyor bana diyor. Açık Hava serisinden bu benim galiba gerçekten en sevdiğim kitap olabilir. Küçük boyutlu bir kitap. Zaten 120 sayfa ve muazzam bir şey. Okumayı çok sevmiştim ben. Böyle kafası daha net olan insanlar için bence çok sevilebilecek bir şey değil ama benim gibi hafiften kafanız karışıksa ve biraz daha oyuncu şeyleri seviyorsanız bu kitabı kesinlikle çok seveceksiniz. O yüzden bu kitaba da bakabilirsiniz kesinlikle. Bu kitapları daha çok aslında şey için öneriyorum biliyor musunuz? Bir kitap başlamaya çok da vakti olmayan, çok uzun kitaplar okumak istemeyen, kısa kısa kitaplar okuyup hem de okumasını böyle canlı tutmak isteyen insanlar için öneriyorum aslında. Çünkü bazen şey oluyor, hani benim de böyle bir şeylere ihtiyacım oluyor. Ve insanların da hani böyle ya kısa okuyabileceğim güzel bir şey var mı diye sorduklarında böyle söylediğim, hatta sırf bu yüzden böyle bir kendi içinde derlediğim kitaplar oldu bunlar da. Böyle kısa kitap arayanlar için çok ilaç niteliğinde bir video oldu bu. Aa bakın bu yani okumayanınız varsa da okusun bence. Bilmiyorum insanların içinde bir yere dokunan bir yanı var bu kitabın. Babaya Mektup. Babaya Mektup'ta çok sevdiğim yerler var. Toplamda çok kısa bir kitap zaten. Yani 57 sayfa bir kitap. Ama çok güzel bir kitap. Yani mesela bir alıntısından bahsetmek istiyorum. Muhtemelen kalıtımsal olarak tembel değilim hiç. Ancak yapabileceğim bana göre bir iş yoktu. Yaşadığım yerde dışlanmış, işi bitirilmiş, mahkum edilmiş, yeniliğe uğramıştım. Başka bir yere kaçmaksa beni aşırı zorluyordu. Ama iş değildi bu. Çünkü söz konusu olan küçük istisnalar dışında benim güçlerimle erişemeyeceğim olanaksız bir şeydi. Aslında bir çocuğun babasıyla olan ilişkisini ele alıyor burada. Yine babasından bahsediyor. Hoşuna gitmeyen bir şey yapmaya başladığımda ve sen beni başarısız olacağıma dair korkuttuğunda senin fikrine duyduğum derin saygı öylesine büyüktü ki belki ileriki bir tarihte gerçekleşecek bile olsa başarısızlığa uğramam kaçınılmazdı. Ve şöyle söylüyor. Senin yüzünden böyle olduğumu savunmaktan bir kez daha sakınırım. Sen yalnızca olanı artırıyordun.
Ama çok arttırıyordum. Kitabında böyle çok keyfini kaçırmak istemem ama şuna bakın ya. İnsan senin öfkenin kaynağının masadan uzak oturmak gibi önemsiz bir olay olmadığını, aksine bu öfkenin bütün heybetiyle başından itibaren var olduğu ve bu olayı patlamak için tesadüfen bahane ettiğin duygusuna kapılırdı. Mutlaka her durumda bir bahane bulunacağına insan inandığı için ardı arkası kesilmeyen tehditlere karşı duyarsızlaşıyordu. Dayak yemeyeceğimizden artık giderek emin olmuştuk. Aa, sonuncu kitap sanmıştım. Neyse, bu kitabı da kesinlikle okumanızı öneririm bu arada. Çok sevdiğim kitaplardan biri kendisi yine. Ve son olarak yine bir geçen videodaki gibi bir Saramago. Şu İsa'ya göre İncil'i de keşke okusam ya. Onun için de çok heyecanlıyım. Bu arada onları okuyacağım demiştim ama son iki kitabım kaldı. İşte şu an birini okuyorum. Kara Yarası'yla o kaldı. Onları şu an okuduktan sonra videolarını çekeceğim. Aslında bu kitabın kısa bir hikayesi var. Toplamda 58 sayfa ve hani zaten böyle çok büyük puntoları olan yazılarıyla yazılmış bir kitap. Bazılarında çizimler falan da var. Tabii şundan ne anlarsak o aslında. Bilinmeyen adaların kalmadığına inanılan bir dönemde, bilinmeyen ada arama cesaretine sahip bir adam ile böyle bir cesareti görüp hayatını değiştirebileceğine inanan bir kadının yolculukları böyle başlar. İşte böyle bir kitap aslında. Ve bir adam kralın kapısını çalmış ve ona demiş ki bana bir tekne ver. Böyle de güzel, tatlı ve etkileyici bir kitap aslında kendisi. Ve garip bir şekilde o adamın kapıyı çaldığı anı bile hatırlıyorum. Betimlemeleri gerçekten güzel bir kitaptı. Dediğim gibi bu da size önereceğim son kısa kitaplardan biriydi. Benim önereceğim kitaplar bu kadardı. Bu hikaye senden uzun Osman dahil. Toplamda 7 tane kitap önermiş oldum size. Eğer ki kısa kitaplar arıyorsanız bu kitaplara bakabilirsiniz. Eğer sizin de böyle çok kısa ve etkileyici dediğiniz kitaplar varsa da aşağıda yorumlarda konuşabiliriz. Şimdiden beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.